To'g'risini aytsam, tasavvur qilish juda qiyin bo'ldi. Chunki bu narsani faqat his qilib, o'ynab bo'lgandan keyin ko'rganingizdan keyin bilasiz qanaqa o'ynab qo'yganingizni. Lekin tasavvurimdagidek chiqdimmi, chiqmadimmi bilmadim to'g'risi. Assalomu alaykum. Kimga ko'proq rahmat aytasiz? Mana shu filmdagi kim ko'proq, eng ko'p mehnat kim qildi? Avvalambor, hamma ijodiy jamoa yaxshi harakat qilishdi. Hammaga rahmat aytaman, lekin alohida Anvar akaga katta rahmat aytaman, chunki bu odam juda ham yonib kuyganini ko'rdim. Men to'g'risini aytsam, boshqa kinolarda ham o'ynaganman, partnyorlarim shunchaki kelib, rollarni o'ynab, o'zini mas'uliyati, o'zini roli haqida o'ylaydi-yu, lekin butun kino haqida hech qachon o'ylamasa-ki, hattoki meni ham tortib ketdilar. Shu o'zim nima qilamiz, mashin nima qilamiz deb maslahatlashib jon kuyarlik bilan hozirgacha mana hozirgi intervyularimgacha kelgan mana shu soatda kelib, mana shunaqa intervyu bering deb hatto shunga ham pirijvat qilib, shunga ham jon kuydirib yotibdilar. Nima uchun kech qoldingiz o'zingiz? Mana insonning bir kamchiligi bo'ladi. Mana shunaqa kamchilik bor, endi to'g'irlashim kerak. Buni nima deydi, faxrlanib aytmayman, buni xafa bo'lib aytaman. Hamma joyga kechga qoladigan ozgina odatim bor. Katta rahmat. Film premyerasi muvaffaqiyat o'tib, tomoshabinlarga yoqib, millionlar qalblardan joy olishiga tilakdoshmiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Kutaman sizlarni. Assalomu alaykum, avvalambor premyera bilan tabriklaymiz. Bu kunlarga yetish uchun kamida 370 kunlik vaqt kerak bo'ldi. Premyera bugun ko'nglingizda, aynan ko'nglingizda nima gaplar bor? Mana misol uchun premyera bugun, hamma aktyorlar, rejissyorlar keladi. Keng jamoatchilikka birinchi marta ilk marotaba taqdim qilinyapti. Yuragingizda ayni paytda nimalar kechyapti? Firuzbek, bitta savol. 372 kun oldin ham o'sha savol yuragimga tugib, kensinlarni boshlaganman. Mana Begona Bahor bilan Jidagulning orasi 6 yil bo'lgan bo'lsa, mana endi Jidagul bilan Opoqorzning orasi mana 7 yil ekan. Men 7 yillik mehnatim qanaqa? O'zgarish bormi menda? Yo'qmi degan xalqqa savol. Xolis bahoni baribir tomoshabin beradi. Men hozir xolis, hozir menga qo'yib bersangiz maqtanaveraman. Bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi deyman, lekin asosiy xolis bahoni baribir tomoshabin beradi. Hayajonim juda kuchli, chunki nima deydi? Bu filmda men oldingi filmlarga qaraganda mana misol uchun o'zingiz bilasiz Jidagulda ham meni ko'p ayollar umuman tomoshabin yomon ko'rib qoldiki, qaysi ma'noda bir qattiyatsiz bir haligi ayollarni xo'rlaydigan, doim ayollarga bir bemehr, behurmat bir erkak sifatida gavdalanib qoldim. Lekin aslida unaqa emasligini bir isbotlash uchun misol uchun men to'y hashamlarda ham menga o'sha ayollarni avvalambor men bu yutug'im deb o'ylayman. Shunaqa o'sha ijro shunaqa bo'lganligi shular yetib borgan. Lekin baribir jamiyatda yurishda bir ozgina buni nimasi bor ekanda xalaqit berar ekan baribir. Ana endi bu filmda Anvar Sobirov mana qanaqa sadoqatli, anaqa ayollarni juda ham hurmatini joyiga qo'yadigan va sabrli bir qat'iyatli erkak sifatida bu filmda o'sha gavdalandi. Endi balkim ayollarni mana shu bundan-da o'zi aslida yuqoriroq nimaga hurmatga sazovor bo'lgan ayollarimiz endi baho bersin. Qani Anvar Sobirov endi balkim to'ylarda meni yelkamdan urib baraka top. Ana bu boshqa gap desa men shunaqa mana 372 kunlik mehnatimga men mingdan bir roziman. Bugun boshqa ijodkorlar ham keladimi? Albatta, hamma shu yerda ijodiy jamoamiz hozir ham men aytdim shu bizda faqat o'zini kasbini haqiqiy ustalari ijro qildi. Misol uchun mana O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Behzod Muhammadkarim, men yoshligimdan u odam insonga ko'ngil qo'yganman. O'zim ko'ngil qo'ygan insonlarimni chaqirdik filmga. Ustozoda san'atkor Razak Hamroyevning o'g'illari mana Behzod Hamroyev ustoz, Mestar Berdikulova va hokazo mana eng maftunkor aktrisamiz bizani faqat Nargiza Abdullayeva bilan juftlikda ko'rishadi, lekin bu juftlikni biz bu safar buzib ko'rdik. Qani lekin menimcha yomon chiqmadi. Mana Shahloxon Temirova hozir sherdalar, mana ular ham intervyu beryapti. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, Shahloxonning fikrini ham eshiting. Boshqa asosiy menga to'g'risi mana shu kinoshunoslar ham, mana shu san'atshunoslar, umuman mana shu mutaxassislar ham fikri juda menga hozir juda kerak va oddiy tomoshabinning ham fikri kerak. Filmdan keyin sizlar iltimos tomoshabinlardan bir fikr olib bersangiz bizaga, men mana nechi premyera e'lon qilingan kundan boshlab xayolimda faqat o'sha bitta savol aylanadi. O'sha savolga qanday javob olaman, ijobiy yoki salbiy? Mayli, qanday bo'lsa bo'lmasin, xolis bo'lsa bo'ldi.
eng katta rahmatni kimga aytgan bo'lardingiz hozir? Bu filmda mehnat qilgan odamlar. Albatta rejissyorga. Rejissyor chunki mana hozir ko'pchilik aytayaptiki, filmlarni muvaffaqiyatsiz chiqishida yoki umuman muvaffaqiyatsiz chiqishida nima kimni aybi bor? Bir inson ayblash qiyin, lekin baribir asosiy o'sha boshqaruv rejissyorda. O'shaning uchun men Ibrohim akaga, Mikoyil Sulaymonovga, ssenariy mualliflari endi bu yerda jamoatdachi birovni ajratsa, hammani o'zining mehnati bor ekan. Hamma o'zining mehnati bor ekan. O'shaning uchun balki hozir biz tomosha qilayotgan bizdan ijodiy jamoamiz ko'rsa, nimaga meni aytmadi deb ko'ngli o'tishi mumkin. Oddiy chiroq ustasidan boshlab grimyor singillarimiz yoki bizaga endi ko'chadan yordam bergan, beminnat, benazir yordam bergan o'sha tashkilotchilar bor-da. O'sha uyini berib turgan yoki tashkilotida o'sha biz suratga oldik. Hech qanday bir manfaatsiz yordam bergan, beminnat yordam bergan insonlarga, xonadonlarga mingdan ming rahmat. Shular ham shu san'atni yaxshi ko'rgani uchun bemalol deb o'sha uyini to'ridan joy berib, o'sha qilgan insonlar bor. Mana shularga ham shu fursatdan foydalanib men shukr minnatdorchiligimni bildiraman. Kattakon rahmat. Ilohim shu film yillar mobaynida, asrlar mobaynida muxlislar ko'nglidan joy olib turadigan, har doim har bayramlarda tomosha qilinadigan film bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, kinosevar, shinavandalar, qadrli yurtdoshlar. Avvalo barchangizni muazzam zaminimizga allaqachon tashrif buyurgan bahoriy tengkunlik tantanalari davom etayotgan Navro'zi olam e'tibor kun bilan tabriklaymiz. Navro'z yangilanish, yangi fursat, yangi tuyg'ular, yangi baxt, yangi shijoat, yangi ijod muborak bo'lsin. Hayotingiz doimo go'zal bo'lsin. Xush kelibsiz san'at saroyiga. Bugun hamon kino san'at ichida, sintez san'atlar ichida eng muhimi bo'lib qolmoqda, eng dolzarbi bo'lib davom etmoqda. Bugun kinoga yurtimiz tomonidan katta e'tibor qaratilyapti, qo'llab-quvvatlashlar ko'zga tashlangan va shuni barobarida talablar ham o'zgargan. Bugungi kino, bugungi tasvirga olingan ekran asarlari qo'yilayotgan talablarga labbay deb javob beryapti va albatta bu borada siz fikrlaysiz, baho berasiz. Inchunun bugun sizni guvohligingizda ekranda yana bir ijodiy asar, yangi Navro'z bilan demak, yangilanish, yaxshi niyat, uyg'onish fursatlari bilan mushtarak asar sizni guvohligingizda imtihondan o'tish arafasida. Tabir joiz bo'lsa, hurmatli tomoshabinlar, bugun sahnada ilk marotaba namoyish etiladigan, ya'ni premyerasi kutilayotgan asarni ijodkorlarini ijodiy asarlaridan oldin ham ko'p marotaba bahramand bo'lgansiz. Xususan Ibrohim Rasulov suratga olgan Lola Qizg'aldoq, Begona Bahor, Jigda gullari kabi ijodiy ekran asarlarini ko'p bora ko'rgansiz, mehringiz tushgani ham haqiqat. Ana shu mehr davom etadi degan umidda bugun sizlarning e'tiboringizga Oppoq orzular nomli yangi kino taqdim etiladi. Albatta tomosha qilasiz, baho berasiz va bu ijodiy asar, bu ekran asar ham sizning qalbingizdan joy oladi degan umiddamiz. Ta'bir joiz bo'lsa yana bir bor ilk so'zlarimizda ta'kidlaganimizdek, bugungi qo'yilayotgan talablarga, bugungi ko'rinishi, aytilishi lozim bo'lgan mavzuga alohida e'tibor qaratilgan asar. Shunday qilib, sizlarning ijozatingiz bilan, sizlarni intiq e'tiboringizdan umidvor turgan ijodiy asarni, ijodkorlarni, jamoani sizni olqishlaringiz bilan davrangizga chaqirmoqchimiz. Marhamat, Oppoq orzular asari ijodkorlari. Yaxshilab qarshi chalamiz do'stlar. Navro'z yangilik, yangi kino muborak. Oppoq orzular qarshingizda do'stlar. Mamnuniyat bilan hayajonli daqiqalarda demak eng mas'uliyatli vazifani zimmalariga olgan jamoani peshqadami sarkor demak rejissorimiz
Rahim Rasulovni huzuringizga taklif etmoqchiman. Rahim aka, avvalambor mavsum muborak, yangi asar muborak. Bugungi hayajonlaringizni tushunamiz. Bugun tomoshabinlar bilan bo'lishadigan va ham ko'rilgan fikrlaringiz bor. Ibrohim Rasulov. Assalomu alaykum. Azizlar, assalomu alaykum. Hozir mana bu sahnada turganlarni, ijodkorlarni ko'rib turib, shuncha odamni tanishtirgancha Jiyda gulini 3-chi faslini olib tashlashni boshlaydi. Mana, mana. Oho. Ijoda bitta qo'shig'imizdan qo'shilib chiqdi. Ha, men sizlarga yana bir narsa aytayman. Voy, bu kinoda ko'p odam ishlabdi emas. Mana shu kinoda ishlaganlar va qatnashganlarda aksariyati zalda o'tiribdi hozir. Ana kinoni qancha odam ko'radi? Men endi sahnaga chiqmagan yerda yosh-yosh aktyorlarimiz bor. Ularda mehnati bor. Hammalariga rahmat aytaman. Endi sizlarni haqiqatdan sog'inganman. Mana dadam ham yetib keldilar premyeraga. Marg'ilondan yetib keldilar. Sizlar bilan diydorlashdi, juda sog'inganman. Endi mana premyeralar bo'lyapti. Avvalgi premyeralarda mana shu dadam oldida onam ham o'tirardilar. Joylari jannatda bo'lsin. Endi mana bu yerda onamning yonida opalarimiz, yana onaxonlarimiz o'tiribdi. Endi faqat sizlar duo qilasizlarda, sizlarning duolaringiz kerak bizga. Mana bugun vaqtini ayamasdan kelgan mana mehmon kutayotganimizda ko'rdim, ustozlarni ko'rdim. Mana Hoji Murod aka Ibrohimovni ko'rib xursand bo'ldim. Hammamiz xalqimiz suygan Mirza aka, Olmetovlar shu yerda ko'rdim, Bahodir aka Nazarovni ko'rdim, mana ustozimizni, Maryam Yoqubovani ko'rdim. Juda ko'p ustozlarimizni ko'rib, hammalarni ko'rib xursand bo'ldim. Sog' bo'lsin. Mana qanaqaki yutug'imiz bo'lsa, shularni mehnati shulardan bir il olganimiz. Qanaqa kamchiligi bo'lsa, u bizga aybimiz. Endi mana shu oppoq orzularda mehnat qilgan ijodkorlar bilan tanishtirsam. Ssenariy muallifi, mana qadrdon do'stim, o'sha Insta birga o'qiganmiz. Studiyamizning nomi ham IM Do'st Films. Ibrohim Mikoyev do'stlar studiyasini tashkil qilganmiz. Sizlar ko'rgan Begona bahor, Qizg'aldoq, Jiyda guli hammasi shu studiyaning mahsuloti. Mikoyev Sulaymon, ssenariy muallifi. Endi bu inson haqida ko'p gapirishim mumkin. Ko'pchilik mana biz hammamizdan ham mana shu sahnaga eng ko'p chiqqan odam shu inson bo'lishi kerak. Ham ustoz, ham mana shu filmimizda ham bosh operator Talat aka Mansurov. Ikkalamizning sortimiz bir, hech semiruvimiz. Yana bir inson televideniyada ko'p yillar mehnat qilib, ijod qilib, xalqimizga ko'p mehnat qilgan inson. Postanovkachi rassom Hamza aka Hojiqulov. Joyli narsalar bo'lsin. Mana shu insonlarga mehnat qilsin. Endi institutda dars bergan inson desam bo'ladi, ustoz desam bo'ladi. Televideniyada ko'p yillar ishladilar. Ibrohim, birga ijod qilaylik siz bilan, do'stlar. Keling yonimga. Ustoz, siz keling dedim-da, mana shu filmda ikkinchi rejissor vazifasini bajardilar. Berimboy aka Hatshay, joyli qarsalar bo'lsin. Endi hali kino qilganingizdan keyin uni targ'iboti bo'lmasa ham-chi, qolib ketadi. Lekin bizni kichkinagina mehnatimizni ko'p xalqimizga yetkazib, mehnat qilayotgan inson, ham qadrdonim, ukam, xalqimizni suygan shoirlardan biri bo'ldi hozir. Ko'p she'rlari qo'shiq bo'lib, qancha-qancha yangi qo'shiqchilarni xalqimiz tanishtira boshladi. Mana shu filmda ham kam mehnatga sinmagan inson, ukam Ahad Qayum, shoir, joyli qasidalar. Men adashmasin bir boshdan ketib boraman. Jiyda gulida Muyassar Berdiqulovadan men sizni o'zingizga o'xshagan bir qiz bormi yoshroq? Yoshligingizni o'ylashga aytsam, bor bitta yaxshi aktrisa qizimiz bor, menga o'xshaydi yoshimga. Degan kimsa Shahlo degan qiz bor degan.
Yen jiyda gulida o'sha Muyassar Berdiqul va yoshligini o'ynadi. Mana bugun bosh qahramon rolda o'ynadi. Men bu aktrisaga hurmatim mana shu mehnati o'ziga qattiq haliga o'zini ayamasdan mehnat qilishi. Hammamiz kurtkalarda, qalin kiyimlarda bizda bitta ko'ylakda yomg'irda turdi. 8 tonna suv quydik ustidan. Chidadi sovuqda kechasi 2 da. O'zi-o'zi bo'lmaydi. Shahlo Temirova, chiroyli qarsanglaringiz bo'lsin. Mana bu qiz alohida bir tarixga ega-da. Bu chiroyli qizchamizni Anvar shunaqangi chiroyli qiz bor, shu bor kichkina qiz roligida chaqirdik. Malikaxon ismlari. Bolalar uyda syomka qilayotganda o'zi tengi bilan gaplashib qopti. Sani oying qani desa, bilmayman deb, bolalar uydagi qizcha. Qachon keladi? Oying desa, bilmadim debdi. Biz syomkani bolalar uyda olyapmiz. Sani oying qanlar desa, bilmadim. Ikkita, uchta odamlar so'rabdi-da, bir payt kirsam yig'lab o'tiribdi. Nega yig'layapsan desam, bularni onasi kelmaganiga ancha bo'lgan ekan. Qanaqa ona u deb yig'layapti kichkina qizchada. Men deb o'ylamayman kinoda dedi. Men Malikaga tushuntirib, aldab sizga oldim. Malikaxon, chiroyli qarsanglaringiz bo'lsin mana shunga. Kelajagi buyuk. Ha. O'sha qizmi? Так, mana ko'p joyda Anvar aytadi, haliga mana kinoda aktyor sifatida kashf qildi Ibrohim aka deydi. Lekin shunday paytlari bo'ladiki, rejissor aktyorni kashf qiladi. Lekin vaqti kelganda aktyorlar ham rejissorni kashf qiladi. O'sha mehnati bilan, o'sha harakati bilan. Bu bitta odam tortaversa, ikkinchi odam tortaversa ish bo'lmaydi. Buni mana ustozlar bizga o'rgatishgan. Sizlardan eshitganmiz, bilamiz, mana o'zimiz o'sha sizlar sevgan ham xonanda, ham aktyor Anvar Sobirov bosh qahramon. Yana ko'makchilarimiz ko'p. Endi tez yo'lchimiz uchun qadrdon ukamiz, do'stimiz mana shu filmda vaqtini ayamay mehnat qildi. Qanaqa ish asasi darhol qilib keladi Sardor Abdullayev. Chiroyli qarsanglar. Endi bu qiz haqida tez-tez gapiramasam bo'lmaydi-da. Bu studiyamizda hozir birgalikda hamkorlikda ijod qilyapti, ham qo'shiqchilik yo'nalishi bo'yicha, ham kino aktrisalik yo'nalishi bo'yicha. Bunda sizlar ozgina ko'rasizlar. Chunki bu filmimizda hozir mana sahnada turganlarning aksariyatini kinoda ko'rmasligingiz mumkin. Lekin buni 10 seriya serialini qo'yganimda ha, bekorga chiqmagan ekansizlar. Shodiya Do'smuhammedova. Chiroyli obrazi bilan serialda ayniqsa katta bir Anvarni bosh qahramonni yaqin do'stlardan birini o'ynagan Bekzod Iskandar. Mana kichkina qizchamiz bor, keksa. Mana bu qizchani shu film boshlaganda ko'rasizlar. Agar shu qizni ko'zda bir dona qilayotgan rolda yolg'on bo'lsa, keyin chiqqanda aytasizlar, yolg'oni bor ekan, yolg'oni yo'q. Mana kelajagi porloq, ham shu yoshda chiroyli qo'shiqlar aytyapti. Kelajakda xalqimizni suygan bir buyuk san'atkor bo'lishini sizlar ham bizdan Xudodan so'raymiz. Endi ijtimoiy roliklar orqali, mana keyingi paytlarda qo'yilayotgan filmlar orqali xalqimizga ancha tanilib borayotgan yosh aktrisalarimiz desam bo'lmaydi. Uzun bular yaxshi-yaxshi rollarda o'ynab, xalqimiz roliklar orqali, ayniqsa kichkina bolacha bo'lib gapirsa-da, katta-katta bolalar xalqimizga. Hamma taniydi. Mashhura Zulfiqorova, chiroyli bitta qarsanglaringiz bo'lsin. Mana endi odam qariganlarga sekin-sekin nima bo'ladi endi. Davlat o'zim familiyamiz nima chiqib qoladi. Yana sal o'zi chiroyli turibman, chiroyli bo'lib o'tiribdi-da. Hozir kinoni ko'rganlarda shunday g'azablaring qaynashi mumkin. Ma'rifxon Ziyo Muhammedov. Muhammed. Ham qadrdon singlim, ajoyib san'atkor, qo'shiqchi. Mana shu hit 2017
mavsum kliplerde hem çıkıp çıraydı, koşullarından halkımız gelin bakıldı. Kup filmlerde görüyorsunuz. Bu filmde hem şuna kanki Uzbek ayolunu bir kızdı, baksız bulmasın için uzunu fikrini ayet ediyor kız rolünü oynadı. Elnoz'a Tursun Bay'ı. Şöyle karşılayalım. Namangan'dan, Vodiy'den kigen ülkemiz, geleceği parla. Ham kuşkçılığı da uzun gitarı çalıp, aşureyim etkin onun içi de. Talantı, geleceği bol bola. Muhammed Babur Rustam. Şöyle karşılayalım. Hazır, eğer de hamanı yapırken, maşı bola hakkında kim yapırsan, bunun banketi yok dedi. Kinomuzun baş prodüsörü Ali'ye bola çakasından artırıp yana ertege şu Uzbek halkı'ya bir baylık olsun, Uzbek halkı'ya bir kılıkken yakışı bir işlerimiz kalsın degen manada mablağ acilatıp bana şu filmde bugün dünyaya gelişki sebepçi bu geydik son Cide Gürdüyem yordamını ayamayken Kadırdan Mükem Zafer Şadman, şurayı kasaylarsın. Seriyelde hem gördüleriz yakında. Şöyle obrazı bulan halkımızı Hanıdoğlu'ya kırıp vardı. Bizi filmde hem seriyel varyantımızda şöyle obrazı bulan halkımızda böyle koşturulmuş kişinin hocayın diken rolü var. Babacan Lütfü'yle şöyle karşılayacağız. Sanatçı kızı her gün siyonka bulması yiyen, bozu yiyen sırlarına yedik ki bana. Öyle bir gün siyonka yok olsa, o konuşma mümkün değil, kere oldum dedim. Sanatı hakikaten, yürekten yaş kuruyordu ki ülkemiz. Tolkun Can, devlet. Oybek Can, Mama Rasul, ha? Mama'sı noktasız, bana kaybolamıyorum. Oybek Can, prodüsördü yordamcısı. Prodüsörümüzün on kolları, dostları. Sağ olun, çıralı karşılayamazsın. Bu kolları, Meryem familiyamı bilmez mi ki? Tutup sırası etmedi. Ben sizin dediğinizi yapabilirsin. Anvar Mirzay, benim Kadırdan dostum vardı, ruhu şad olsun. Bugün sahneye çıktı. Buradan sonraki ruhları şad olsun. Murat Mirzay, Özbekistan'da hizmet kursatıyor. Bizim kursaşımız vardı. Çıralı havlanda hafız. Furkat Mirzayev, bana oğulları bugün sahneye çıkıyordu. Kino, yani daim yanımızda. Dostumuzun ruhu şad olsun. Hem çıraylı yok anlamda, Anvar Mirzayev. Tak. Çırak ustası, kop sahnelerde kurgan sizler. Bana Kadir Doğan'ım. Bahtiyar Müşal. Tanışmış başlandığında kaynıyor çıktı. Universal, bana on kolum insan buladı. Hama işte, ikinci resurgen yoldan buladı, direktör zamanlar yoldan buladı. Bunları kup. Bana Kadir Doğan'ım, Fahrettin Yoldaş'ım. Birinci Mert'in debüt rolü kinoda. Uzun Ustaz Bahadır Yoldaş'ım, tiyatro stüdyosunda zor taksir oluyordum ben. Kursam buldum. Kengi kilolarında şu kız oynaması bu. Çünkü bu uzun hareketli, işine karşı bilen. Maftuna Sagaliyeva. Etmakçı, uzun çözülüyordu. Kim gelir, güller verir, masum ilgilerini görür ile. Bence halakta vermeyesinler. Halakta vermeyesinler. Gül içine malakotu çarptırmayalım. Tak, değil mi onlar? Günlerde alıp çıkıp. Tak. Yine acayip talantlı sevgilimiz. Bana şu filmde baş kahraman kızımızı Dugonelerden birini oynayan sevgilimiz Gülü Sabiyurova. Çıraylı karşılayın olsun. Ben şimdi bu insanı halkımız güden yaşı görüyorum. Hafız, kuşkışı, hananda sıfatlarını yaşı görüyorum. Bastekor sıfatlarını yaşı görüyorum. Siz görüyorsunuz ki cihide güllerini, müzikalarını Birgen daimi hamkarım insan adaşımıyım ben. Filmde bastekarı Abzal Husana. Çıraylı karşılarınız olsun dostumuz. Yine başlandı. Başlandı.
Oğlum. Ana, tanıştırırsa ağzı güldü bir var. Sizler bir gana baharda görgen sizler, kişi yine böyle çelerdi, Hasan Hüseyin böyle. Hasan Hüseyin'lerde görgen sizler ki. Hazır olsa o zaman farzandarım, bana hazır yardımcı düşüp, rejissörge yardımcılık yaptı, o zaman farzandım. Doğaklılar ertege şu halkımızda hizmet kıladıkan, şu otasını kesmeni tanıttı. Rejissör yardımcısı, Hüseyin Habibullah'ım. Bana yolda çıralı sevgilimiz tuttu kızımız. Dilnoza Abduhalil, çıralı karsaklı olsun, çıralı umurlarını oynayıştı. İslambek, İslamfı çıralı karsaklı olsun. Hatırladım, cüda kurmat kıldım bu yigitte. Ait kampaydı ikiniz. Halika, uzun işe cüda yamar, seriyoruz bu tarafı, rahmet yüklesin. Şimdi filmde abukanımızdan ki bunun montaj işlerini Hılgen. Montaj rejissörü Akbar İnsof. Çıralı bir karsaylarınızı bulsun. Yine ahırı şunu buradan çıkarttı. Çıralı karsaylı. Danyo Racabı. Bana şu filmde Mehnat singan insonlar. Endi Firdona ham grim, ham kostyumga usta. Firdona Temirova, chiroyli bitta qarsak bo'lsin. Ularda mehnat juda ham katta. Assalomu alaykum. Yo, o'zim opam, opam bo'ladi. Hop. Chiqasan. Tak. Hay, ben onajon. Mana shu onam sog' bo'lsinlar. Mashina bo'ladi. Rahmat. Mana shu onajonlarimiz uchun chiroyli qarsak bo'lsin. Mana shu nima bersin shu onalar duosini berishga xudoga shukr. Sog' bo'linglar. Katta rahmat. Nazar Turgunova ve çıralı bir karsaklar olsun. Bana şimdi oturuyorum, var ki hammasın mehnat sildi. Yine bitti ben şu kızım, der ki. Eğer ki bana şu kızdı, karakter, az günü bugün iyi, demek ki kem işle yaptı, sizin topalengi bulmakanda, bana şu kinoni yeni primerası bulan. Şu kızga, kostümler boyunca, ham grim ustası. Zarina Musulmanova ve çıralı bir karsaklar olsun. Ama Müslüman'a kıramızdı, yaşı. Zatar Ahmet Bey. Vay kızlarım. İsmi ne miydi? Bubina. Farsana. Abdazım. Abdazım. Alayım. Balalar birbirine çüştü bunlar. Sizin bu geçirole karşıya bulsun. Ben şu farsanlarım diye. Kuşun karayla. Diyerekten yıkılmıştılar. Bak, gene ortam. Ben de Anvar Sabir'im kesek ki bundan iki ağzını içmesek bulmayaydı. Sağ olun, ben başım yeri gittik, ikinci tazimdemem. Var böyleler sağ, eğer ki bana şu filmim, evvelki filmlerde okusam, az gene yüreğlerinizden bir mehri olsa, başımızı Osman getir. Sağ olunlar, selamat olunlar. Evet. Rahmat ustoz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz bizlarni. Mana shu bugungi imtihon kunimizga kelgan muhtaram onaxonlar, opalar, akalar, hammalaringizga butun jamoamiz nomidan, qolaversa o'zim shaxsan oilam nomidan, Sobirovlar sulolasi nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Chetda kelgan ustozlarimizning qadamlariga ming-ming hasanatlar bo'lsin. Rahmat. Ana endi men ayollarga qarab bir narsa aytmoqchi edim. Begana Bahor, Jida Guldan keyin meni ko'chada so'k yurdingizlar. Basharang kursin sanadim. Endi o'zimni oqlamoqchiman. Bir ko'ringlarda chiqqandan keyin rahmat desangiz, boshim osmonga yetadi. Shu Jida Guldan buyon yashamayapman ko'chada-da. O'shaning uchun Anvar Sobirov qanaqaligini mana bu filmdan ko'ringlar. Meni juda lutvoz,
Haligi ayollarni behurmat qiladigan inson shaklida gavdalanib qoldim, lekin hayotda unaqa emas. Filmni ko'ringlar, filmimiz mana shunday bir chiroyli sadoqat, muhabbatga qurilgan. Doim hech qamizni, hech birimizni muhabbat, sadoqat tark etmasin. Sizlarga yaxshi kayfiyat. Filmni ko'rib o'z xulosalaringizni bildirasizga umidamiz. Hammaga katta rahmat, marhamat sizlar uchun. Oppoqor zo'lar. 372 kunlik mehnat, marhamat sizlar uchun. Kelinglar, bo'ladi. Kelinglar.